Balıksever kardeşlerim, hepinize sevgiler, saygılar. Yeni bir alışveriş deneyim videosu ve kategorimiz tabii ki de balık avı malzemesi. Evet, kısa bir video olacak ama biliyorum bu kamış videolarını oldukça beğeniyorsunuz. Ben de o yüzden sizlerle paylaşayım dedim. Nereden aldık? Kadim Dost Sürüm Market'ten satın aldık. N11.com üzerinden. Ne aldık dostlar? Yeni çıkan Savage Gear SGS2 Slow Jig kamışı satın aldık. Biliyorsunuz bu tek parça olarak satılan bir kamış. Burada maksimum 120 dediğine bakmayın. Biz maksimum 250 gramını satın aldık. Malum biliyorsunuz aşağıya biz biraz ağır jigler sallıyoruz. Şimdi ürünü tanıtmadan önce gelin firma ürün hakkında bize ne bilgiler vermiş kısaca size aktaralım. Sürüm Market Kadim Dost bir İstanbul firmasıydı biliyorsunuz. Çok güvenilir bir firma. Yaklaşık herhalde bir 6 yıldır tanışıyoruz. Kendilerine de buradan sevgiler, saygılar, hürmetler iletiyorum. Mehmet Bey'i de çok seviyorum. Evet, Savage Gear SGS2 Slow Jigging demiştik. Biz 250 gramını aldık ki buradan zaten bilgilerini vereceğiz. Ne diyor? Bu seri tamamen hassasiyet ve kontrol ile ilgilidir. Yeminizin her hareketini hissetmenize ve canlı aksiyonları zamanında uygulamanıza izin verir diyor. High pitch ve long fall tarzı jigler ve çeşitli inçuki sahteler için mükemmeldir demiş. Abi inçuki de iyiymiş ya vallahi billah. Çok çeşitli tuzlu yırtıcıları hedeflemenize ve hafif takımlarla onlara hakim olmanızı sağlayacak gelişmiş bir kuvvet hassasiyet oranına sahiptir demiş. Şimdi bakın tekrarlayayım, ben Savage'in birçok ne yaptım kamışını size aktardım, tanıttım. Hakikaten Savage'in kuvveti iyi dostlar. Ben o yüzden ne yaptım, yine bir Savage aldım. Seaguide Gold Label makine yatağı demiş. Yine Seaguide Guns Smoke SV halkalar demiş. Ekstra hassas ancak güçlü gövde demiş. Çok güzel. Toray yüksek modüllü karbon fiber. Sert Eva saplar. Deluxe kamış çantası demiş. Kamış çantasını da göstereceğiz. Artık tek parça olduğu için tekneye koyduk. Pek de kamış çantasına gerek kalmıyor. Evet, şimdi de ürün koduyla beraber ne ağırlığa sahipler onu size aktaralım. Bir kere 3 tane versiyon var. Hepsinde tek parça olarak bize geliyor ve hepsinin boyu da aynı. 193 santim. Fakat işlem burada değişiyor. Atış ağırlığında değişiyor. Bakın maksimum 120 gram atarı olan kamış 171 gram ağırlığa sahip. Maksimum 200 gram atarı olan kamış 181 grama. Maksimum 250 gram yani bizim almış olduğumuz kamış da 198 gram ağırlığa sahip. Tabii ki 120 ile 250 arasında 27 gram bir fazla ağırlık var. Yorar mı bizi? Yo, slow jig yapıyoruz. Değil mi dostlar? Slow jig'de de çok yormaz. Aksiyondan bize bahsetmiş, bakın XF diye kamış sınırında ne yapmış? Bize ML, H ve XH olarak aktarmış dostlar. Şöyle size göstereyim. Tek dezavantajı dediğim gibi tek parça olması. Tekneniz varsa eğer kabine koyabiliyorsanız sıkıntı yok. Taşır mısınız? Taşıyabilirsiniz. Onda da sıkıntı yok. Çok uzattım. Bazen çok uzatıyorum. Sonra kızıyorlar dostlar. Kızmayın. Hemen şimdi ne yapıyorum? Ürünün açılımını yapıyorum ve denizde denedik. Tabii balık tutamadık ama sırf böyle bir aksiyonu görün diye ne yaptık? Bir deneme yaptık. Hadi şimdi onları hep beraber izleyelim. Evet dostlar, ürün eksiksizce ne yaptı? Elimize ulaştı. Yine terastayız çünkü büyük bir malzeme. Tanıtımını yakından yapacağım ama ne yapacağım? Tekneye geçeceğim. Oradan da size bir aksiyonunu göstereceğim. Hava da biraz soğuk. 2 haftadır Antalya'da esiyor. Neyse, birçok biliyorsunuz tanıtımını yapmış olduğumuz kamış vardı. Savage Gear'in daha önce de bir DFR serisinin tanıtımını yaptık. Ben oldukça memnunum. Tekrar bundan satın aldım. Sürüm Market'e ben tekrar teşekkür ediyorum. Niye? Çünkü korunaklı bir şekilde bize gönderilmiş. Görmüş olduğunuz gibi şöyle bir geniş bir göstereyim size. Dostlar tek parça 193 santim bir kamış. Slow Jig için ne yapmış? Üretilmiş. Tabii ki de Made in China. Savage Gear biliyorsunuz Made in China işi. Şurada ben bir etiketini göstereyim size. İtem numarasını alabilirsiniz. Kılıf oldukça güzel. Bu sefer kılıfın dizaynını değiştirmişler. Hemen açılabiliyor. Öyle uğraşmanıza pek gerek kalmıyor. Bir cırt cırtlı sistem yapılmış. Bakın. Yukarı kısımdan açıyoruz ve ürünü ne yapıyoruz? Alıyoruz. Yukarıda da bir amblemimiz zaten burada. Şu şekilde göstereyim. Mevcut. Hadi şimdi ne yapayım? Tripod'a koyayım kameramı ve bu büyük kamışın yakından size detaylarını vereyim. Yakına geçtik. İlk önce
Şöyle göstereyim. Bakın tetikli bir kamış. Makine üste geliyor. Peki bilmeyenler, soranlar oluyor. Tetikli kamış nedir? Çıkrık için uyguladığımız, çıkrık olta makineleri için aldığımız bir kamıştır dostlar. Eğer çıkrığınız varsa tetikli kamış almak durumundasınız. Çünkü bakın üste makine gelir ve gördüğünüz gibi halkalar ters dizayn edilmiştir. Bu şekilde ne yaparız? Kullanıma sunarız. Eğer çıkrığınız yoksa ne yapacaksınız? Normal olta makineniz varsa normal bir kamış alacaksınız. Sapa geçelim. Dostlar sap, ev abi sap, sap koltuk altına giriyor. Ben buna özen gösteriyorum. Koltuk altı çünkü ne yapıyor? Bir rahatlık sağlıyor kamışı kullanırken. Üst kısma bakın yine çıkrığımız için sıkıştırmalı kısım yapılmış. Zaten bu olmazsa olmazlarından birisi bir Savage logosu var. Evet, bunu yine aktaralım. Yağmurlu havalarda kullanmayın dostlar. Yıldırım çekiyor bu. Yani dikkat edin başınıza bir şey gelmesin. Bir ters çevireyim. Burada bakın bilgiler verilmiş yine. Maksimum 250 gram ne dedik? Atarı var dedik. Şurada Turay karbon demiş. Halkalar yine bildiğim kadarıyla Fuji. Şuraya bir bakalım. Seaguide demiş. Bakalım Savage Gear demiş. Gerçi Fuji olduğuna dair bir ibare yok ama girişte de ne yaptık? Yine bilgileri verdik. Eskiden bir ibare oluyordu burada. Hayırlısı. Evet. Halkalar bu şekilde. Kaç halkamız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 halka var. Şimdi başka bir markada biliyorsunuz, şöyle bir alayım kamerayı. Şu uç halkadan bahsetmiştim. Çok küçük oluyordu. Bizim leader'la değil mi? İp misin arasındaki yapmış olduğumuz düğüm sorun yaratıyordu. Bunda yaratmayacak gibi gözüküyor. Hayırlısı diyelim biraz daha geniş. Daiwa diyeyim arkadaşlar. Daiwa'nın da tanıtımını yaptık kamışların. Onu da bu uçlarda ne yaptık? Sıkıntı yaşadık. Şimdi dediğim gibi masa üstünden artık verebileceğim detay bu kadar. Hadi şimdi tekneye gidelim. Çıkrığımızı bir okuma serisi kavalla var bizde. Onu bir takalım ve aksiyon nasıl ona geçelim. Yalnız geçmeden önce şunu da hatırlatayım. Savage Gear 1DFR kullandım. 2 versiyonunu kullandım. Dostlar hem aksiyon iyi hem de dayanım iyiydi. Şimdi bu seride tecrübe etmediğim için bir şey diyemeyeceğim ama inanıyorum ki bu arkadaşın da dayanımı oldukça iyidir diye düşünüyorum. Hadi dediğim gibi teknede size ne yapalım? Bir gösterim yapalım. Dediğim gibi video sonunda da aksiyonları izlemeyi unutmayın. Of 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 of. Ah kopardı. Evet. Dostlar cana gelmesin. Evet dostlar arka sap yeterli. Görmüş olduğunuz gibi. 150 gram. Ne yapıyorum? Jigimi atıyorum. Hava biraz dalgalı. Biraz esiyor. Hadi bakalım. Rampadayız. Biraz aksiyonu göstereceğim size. Bir de şurada önde sıkıştırma üstüne bir de kilit yapmışlar. O da gayet güzel. Evet. Şöyle yavaş yavaş. Görmüş olduğunuz gibi aksiyon. Siz yapmasanız bile kolu çevirdikçe bir aksiyon veriyor. Evet. Aksiyonu bence iyi. Şu an bakın ben aksiyon vermiyorum. Kolu çevirdikçe çıkırın aksiyon alıyor. Bu da tabii önemli. Şöyle yine indiriyorum.
Evet. Hızlı aksiyon da alıyor. Fakat akıntıdan tabii istediğimiz gibi görüntü alamıyoruz. Evet. Şöyle göstereyim. Bu şekilde size almış oldu aksiyonu da iletmiş olduk dostlar. Umarım faydalı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın dostlar.